Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mert, yanımda Ece var. Merhabalar. Bugün sizlerle beraber Ölüm Günün Kutlu Olsun filminden başrol oyuncusuna takdim edilen doğum günü cupcake'inden yapacağız. Free, happy birthday. Yapılışına geçmeden önce Ece şimdi bize içindekileri sayacak. Buyur Ececiğim. Cupcake için gerekli malzemelerimiz 1 yumurta, 57 gram oda sıcaklığında tereyağı, 1 su bardağının 4'te 3'ü şeker, 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı kırmızı gıda boyası, 2,5 yemek kaşığı kakao, 1 paket karbonat, yarım su bardağı süt, 1,5 tatlı kaşığı artı yarım yemek kaşığı beyaz sirke, vanilya aroması ya da yarım tatlı kaşığı vanilya özütü, yarım tatlı kaşığı tuz. Önce sütümüzle yarım yemek kaşığı elma sirkemizi karıştırarak başlıyoruz. Daha sonra bunu bir 10 dakika kadar kenarda bırakacağız. Evet arkadaşlar, sütümüzle sirkemizi karıştırdığımıza göre şimdi hamurumuzu yapmak için malzemelerimizi koymaya başlıyoruz. Önce tereyağımızla şekerimizi orta hızda iyice karıştıracağız. Yaklaşık 3 dakika kadar karıştırdıktan sonra yeterli olacaktır. Arada sırada yanlı birikenleri spatula ile ortaya toplamakta yarar var. Şimdi içine yumurtamızı da koyacağız ve yüksek hızda iyice karışana kadar çırpacağız. Şimdi de kakaomuzla kırmızı gıda boyamızı karıştırıyoruz. Ardından üzerine 1 tüp kadar vanilya aroması koyacağız. Kakaonuzu eleyerek koyarsanız daha güzel bir kıvam elde edersiniz. Şimdi yaptığımız bu karışımı diğer kasemize alıp rengini alana kadar orta hızda çırpacağız. Önce sütümüzün yarısını koyup orta hızda iyice karıştıracağız. Daha sonra da unumuzun yarısını koyup onu karıştıracağız. Sonra kalan sütümüzü koyup yine karıştırıyoruz. Kalan unumuzu da ekleyip son bir kez daha karıştırıyoruz. Daha sonra tuzumuzu, yarım tatlı kaşığı sirkemizi ve karbonatımızı ekliyoruz. Yüksek hızda birkaç dakika kadar çırpıyoruz. Cupcake hamurumuz hazır. Şimdi muffin kalıbımıza bu kağıt kalıplardan koyduk. Daha kolay çıkartabilmemiz için. Ve onların içine yaklaşık böyle 3'te 4'ünü falan dolduracak kadar koyacağız. Çünkü biraz da kabaracaklar. Onun için yer bırakmak istiyoruz. Cupcake karışımımızı kalıplarımıza döktük. Şimdi yaklaşık 20 dakika kadar 175 derecede önceden ısıttığımız fırınımızda pişireceğiz. Evet, şimdi cupcake'lerimiz hazır arkadaşlar. Üzerini biraz süslemek için krema yapacağız. Nasıl yapacağız Ece? Önce bunun için malzemelerimizi sayalım. 110 gram labne, 2,5 su bardağı pudra şekeri, 110 gram tereyağı ve 1 tüp vanilya aroması. Krem peynirimiz ve tereyağımız oda sıcaklığında. Şimdi onları bir kaseye alacağız ve 5 dakika kadar böyle birbirinin içine geçene kadar hatta çırpacağız. Önce biraz dövmeniz gerekebilir, sonra çırpmaya geçebilirsiniz. Sonra azar azar içine pudra şekerimizi de ekliyoruz ve pudra şekeri içinde iyice eriyene kadar karıştırmaya devam ediyoruz. Eğer bizim gibi üşenmeyip de daha önce kullandığınız mikserinizi falan yıkarsanız bunu daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Vanilya aromamızı da ekledikten sonra bu kıvama gelene kadar çırpmaya devam ediyoruz. Üstünün süslemesi kol kaslarımı iyice kullandıktan sonra hazır. Şimdi iyice soğudu cupcake'lerimiz de üstlerine süreceğiz. Üstlerine sürerken siz isterseniz böyle bir krema torbasıyla, yani krem şant torbasıyla falan sürebilirsiniz. Ama biz filmdekine biraz daha bağlı kalmak için bıçakla süreceğiz. Çünkü çok da güzel bir sürüş değildi oradaki. Cupcake'lerimizden bir tanesini de süslememizin üzerine böyle ufalayarak koymak için kenara aldık. Biz bu kadar beceriksizce işlerin insanı olmadığımıza karar verdik. Ve krem şanti torbamız da olmadığı için buzdolabı poşetin içine koyarak üzerine sıkmayı deneyeceğiz. Bakalım olacak mı? Bunun bu kadar akışkan olmasının sebebi yurt dışındaki o Philadelphia cream cheese gibi bir şeyin tam muadilinin Türkiye'de olmaması olabilir. Şimdi sırada süslemek için üzerine birazcık da diğer kekimizi ufalamak var. Aynen, bu kadar beceriksizce kremamızı da üzerine koyduktan sonra neden daha farklı yapmayalım ki?
Hayatımda hiçbir şey bu kadar kötü ufalamamıştım. Ve birkaç saatin ardından artık cupcake'imiz hazır. Şimdi üzerine mumumuzu dikeceğiz. Siz bulabilirsiniz. Kırmızı mum dikerseniz daha güzel olur. Ve yakıp Mert'e üfleteceğiz. Bunu çıkartalım öyle ya bari. Yansık onu yeme. Yemem. Ya da yerim sana ne? Mumları silmem çünkü onlar yiyilmez. Buradan çok güzel olduğunu anlayabiliyoruz. Çok güzel olmuş. Gerçekten mi? Çok güzel olmuş. Değil mi? Bayağı başarılı olmuş. Dökülen değil var. Ben çok beğendim arkadaşlar. Ellerimize sağlık. Ben de aşırı beğendim. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar, siz de bu cupcake'den yapıp Pixels'ın etiketiyle paylaşırsanız çok seviniriz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğene tıklarsanız ve ardından da abone olursanız çok seviniriz. Hoşçakalın. Çok sevinen bir çiftiz belli ki.